Bazı şeyleri hep gözden kaçırdık. Kaçırdığımız neydi? Bazı şeyleri hep gözden kaçırdık. Kaçırdığımız neydi? Ben şimdi dün yayınımızın sonlarında arayan izleyicimiz Akçaabat'tan bizi aradı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani %100 bununla ilgili değil ama ilgili olabileceğini düşünmüş, bence de önemli. Şimdi izleyicimizin anlattığına göre kaybolduğu dönemde Nazmiye ile birlikte ismini bilmediği bir bayan görmüş. Yine okula gidip o yolda gözlerinde. O bayanı biz araştırdık, soruşturduk. O bayanın isminin Yeter olduğunu öğrendik. Bakın hanımefendi o Yeter Hanım'ı Yurdanur Hanım olarak tanıyor. Geldiğinde bana bize Yurdanur dedi ismini diyor. Ben şimdi dün yayınımızın sonlarında arayan izleyicimiz Akçaabat'tan bizi aradı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani %100 bununla ilgili değil ama ilgili olabileceğini düşünmüş, bence de önemli. Şimdi izleyicimizin anlattığına göre kaybolduğu dönemde Nazmiye ile birlikte ismini bilmediği bir bayan görmüş. Yine okula gidip o yolda gözlerinde. O bayanı biz araştırdık, soruşturduk. O bayanın isminin Yeter olduğunu öğrendik. Bakın hanımefendi o Yeter Hanım'ı Yurdanur Hanım olarak tanıyor. Geldiğinde bana bize Yurdanur dedi ismini diyor. Ben şimdi dün yayınımızın sonlarında arayan izleyicimiz Akçaabat'tan bizi aradı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani %100 bununla ilgili değil ama ilgili olabileceğini düşünmüş, bence de önemli. Şimdi izleyicimizin anlattığına göre kaybolduğu dönemde Nazmiye ile birlikte ismini bilmediği bir bayan görmüş. Yine okula gidip o yolda gözlerinde. O bayanı biz araştırdık, soruşturduk. O bayanın isminin Yeter olduğunu öğrendik. Bakın hanımefendi o Yeter Hanım'ı Yurdanur Hanım olarak tanıyor. Geldiğinde bana bize Yurdanur dedi ismini diyor. Şimdi kardeş, işte bu araba. Dün dedik ki önce arabadan gidelim. Dün dedik ki bordo. Şimdi bir bordo renkli arabadan Nazmiye'nin arkadaşı bahsetti. Sonra baktık Ahmet de bir ifadesinde kırmızı renkli bir araçtan bahsetmiş. Ama Ahmet ifadesinde kırmızı renkli aracı babam kullanıyordu. Babam geldi, yengemi aldı, beraber markete gittiler. Marketler sokağına gitti demiş. Ne tesadüftür ki Nazmiye'nin yanındaki arkadaşı onu son gören kişi aslında. Kişi de bir bordo renkli arabadan bahsetti. Peki kimde var bu bordo renkli araba ailede? Amcamın oğlu geldi demiş. İki kişi de var. Bir tanesi Mustafa Güner, Nazmiye'nin abisi. Evet. Onun da böyle kırmızı bir arabası var. Bakın bir önce onu izleyelim. Nazmiye'nin öldürüldüğü dönemde sizde nasıl bir araba vardı? Bordo bir kartalım vardı. Bizde 7 sene, 6 seneye yakın durdu. 3 sene oluyor satava yani. Siz Nazmiye'nin kaçırıldığı gün neredeydiniz? Üniversitede çalışıyorum, Trabzon Üniversitesi'nde. Gün içinde oradaydım. 5.30-6 civarlarda çıktım. Nazmiye'nin kaçırıldığını siz nasıl öğrendiniz? Köye çıktım, eve girdiğim zaman beni şey aradı, teyzemin çocuğu aradı, Osman. Söyledi ki böyle Nazmiye kaybetmiş, onu arıyorlar, sizin haberiniz var mı? Bu arada ondan sonra tahmin ediyorum Ali Yaşar aradı bizi işte Nazmiye kaybolmuş. O civarlarda yani 7-7.30-8'lerde. Nazmiye'nin olduğu evin oraya yandım. Eve girdik, evde sadece Ali Yaşar'ın annesi vardı. Bugün okula çocuğu almaya gitti. O da beri daha dönmedi. Dayıya çıktım, eve girdiğim zaman beni şey aradı. Teyzemin çocuğu aradı, Osman. Söyledi ki böyle Nazmiye kaybetmiş. Onu arıyorlar, sizin haberiniz var mı? Bu arada ondan sonra tahmin ediyorum Ali Yaşar aradı bizi işte Nazmiye kaybolmuş. O civarlarda yani 7-7.30-8'lerde. Nazmiye'nin olduğu evin oraya yandım. Eve girdik, evde sadece Ali Yaşar'ın annesi vardı. Bugün okula çocuğu almaya gitti. O da beri daha dönmedi. Dayınızı falan aradınız mı siz? Yok, dayım ben aramadım. O gün arabanızı başka birine falan verdiniz mi? Kimseye araba vermedim. Araba genellikle bendedir. Sizin ailenizden, sizin yanınızda kimler vardı? Benim sadece annem vardı yanımda. Nazmiye sizce başkasının aracına binip gidebilir mi? Tanımadığı bir adamın arabasına binip gitmez. Pazartesi akşamı duydum ki böyle Nazmiye kayıp. Bazı şeyleri hep gözden kaçırdık. Kaçırdığımız neydi? Bu kaybolduğu günü akşamı. O dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi, bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir, bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani bu kaybolduğu günü akşamı. O dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi, bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir, bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani bu kaybolduğu günü akşamı. O dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi,
bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir. Bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani o dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi. Bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir. Bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani Nazmiye'nin sizde kaldığı dönemde evde kavgalar olmuş. Yani Nazmiye'nin olduğu sürece bizim evde tartışma olmadı. Öyle bir şey yok. Ama Nazmiye pek moralli değil yani. Sonra ayrıca sordum ona, Nazmiye kızım bir sıkıntım var dedim, ona gitme. Ben gideceğim, çocuklarımı yarın okula geçecekler, okula yollayacağım, bir sıkıntım yok dedi bana. Ama ben bunu pazar günü saat 3-4'e bıraktım. Gitti evine. O akşam da o Mehmet Ali onlarla bile tartışmıştı artık. Vurmuşlarım ona, ne yapmışlar? Kabiyeme atmışlar onu. Böyle bir şeyler olmuş akşam orada. Pazartesi akşamı duydum ki böyle böyle Nazmiye kayıp. Nazmiye size geldiğinde kayınbiraderliğinden falan bir şikayet bulundu mu? Öyle bir aşırı bir şikayetler yoktu. Ali Şerçen ve ailesinin dile getirdiği bir konu var. Anneme her şeyi anlattım. Babam gelince babama da anlatacağım. Beni buradan alacak diye bir sözü var. Bunu siz Nazmiye'den duydunuz mu? Duymadım ben Nazmiye'den. Annenizle konuştunuz mu bu konuyu hiç? Annemle konuştum. Annem diyor ben bana bir şey demedi diye. Babam geldi ona söyleyeceğim demiş. Neyse. Annene de mi o şekilde söylemiş? Öyle söylemiş, o da öyle değil. Nazmiye ile Ali Yaşar Çam arasındaki dedikoduyu siz ne zaman öğrendiniz? Evde kimse böyle net bir konuşukla bile duymadım. Yani bazı şeyleri hep gözden kaçırdık. Kaçırdığımız neydi? Böyle bir çat pat uyandan mı uyandan bu konuşukları ben aldım. Böyle böyle bir şeyler mi, yalan adını çıkarmış, Nazmiye'ye sorduk, geldi yukarı işte sorduk ona. Böyle böyle var mı Nazmiye, böyle bir şey yok, öyle bir şey yok, onu millet çıkardı. Artık o annesimi çıkarmış, uşaklamın ne olduğunu öyle bir şeyler anlattı. Başka bir şey yok dedi yani, öyle bir şey yok dedi aramızda. Nazmiye'ye sorduk, geldi yukarı işte sorduk ona. Böyle böyle var mı Nazmiye, böyle bir şey yok, öyle bir şey yok, onu millet çıkardı. Artık o annesimi çıkarmış, uşaklamın ne olduğunu öyle bir şeyler anlattı. Başka bir şey yok dedi yani, öyle bir şey yok dedi aramızda. Nazmiye'ye sorduk, geldi yukarı işte sorduk ona. Böyle böyle var mı Nazmiye, böyle bir şey yok, öyle bir şey yok, onu millet çıkardı. Artık o annesimi çıkarmış, uşaklamın ne olduğunu öyle bir şeyler anlattı. Başka bir şey yok dedi yani, öyle bir şey yok dedi aramızda dedi. O dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi, bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir, bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani kaçırdığımız neydi? O dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi, bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir, bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani kaçırdığımız neydi? O dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi, bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir, bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani o dönemde Ali Yaşar sizden araba falan istedi mi hiç? Benden araba istemedi, bir yerden bir beyaz kartal aldı. Bilmem kimdir, bir beyaz kartalla bile o aralığa dolaşıyorduk. Yani arama konusunda da gidiyoruz orada bir adamın arabasına, gidiyoruz bakıyoruz ki ha bu adam mı yaptı, bu adamı arayalım, bu adam buraya akşamdan geldi. Yani Ali Yaşar'la burada dolaştık, aradık. Bazı şeyleri hep gözden kaçırdık. Kaçırdığımız neydi? Nazmiye'den öldürmüş olabilir. Bu adını çıkardığı Nazmiye'den bile belki de öyle bir şey yoktur. Bunlar bu Nazmi'yi artık bu babasını derse bu Nazmi'yi buradan alır. Marlar konuşunu yaptılar. Buradan köye de çıkaramadılar yani. Ne yaptılar? O kadar da planladılar işi. Burada karesi Seyfettin Mehmet Ali Ahmet. Onun ailesi yaptı bu işi. Nazmiye'den öldürmüş olabilir. Bu adını çıkardığı Nazmiye'den bile belki de öyle bir şey yoktur. Bunlar bu Nazmi'yi artık bu babasını derse bu Nazmi'yi buradan alır. Marlar konuşunu yaptılar. Buradan köye de çıkaramadılar yani. Ne yaptılar? O kadar da planladılar işi. Burada karesi Seyfettin Mehmet Ali Ahmet. Onun ailesi yaptı bu işi. Nazmiye'den öldürmüş olabilir. Bu adını çıkardığı Nazmiye'den bile belki de öyle bir şey yoktur. Bunlar bu Nazmi'yi artık bu babasını derse bu Nazmi'yi buradan alır. Marlar konuşunu yaptılar. Buradan köye de çıkaramadılar yani. Ne yaptılar? O kadar da planladılar işi. Burada karesi Seyfettin Mehmet Ali Ahmet. Onun ailesi yaptı bu işi. Bir zat gittim yani. Ben sana hatta unutmadım. Gittim fotoğraf çekildi diye de bir CD gönderdim. Haberim bak unutmazsan. Onları yaptım. Siz gittim yani. Siz yani Nazmiye bir hafta kayıpken konuştunuz bizim arkadaşlarla. Yani aslında daha Nazmiye hani pazartesi günü kaybolunca bizim arkadaşlar konuştular aileyle. Hani istiyorsanız hani fotoğrafını gösterelim falan diye. Tabii. Ben savcıyla bile konuştum. Akçabat'ta savcıya. Kimseyi sakın bir yere yollamayın. Medya'ya düşerse öldürürler bunu. Sadık kurduracağız dediler. Öyle oluyor işte. Tabii. Ben savcıyla bile konuştum. Medya'ya düşerse öldürürler bunu. Sadık kurduracağız dediler. Öyle oluyor işte.
Remzi Yılmaz'la, bunlarla, Ayşe ablalan, buna dedim ki gidin siz dedim, beni bana salmaya siz gidin dedim. Kimse yani... Sonradan öldürüldü, he, ortaya çıktı. Kimseyi sakın bir yere yollamayın, Medya'ya düşerse öldürürler bunu, Sadı kurduracağız dediler. Öyle oluyor işte. Ben o zaman da hale kendine de diyorum. Ben o zaman da siz bana ulaştınız ama ben savcı gitme dedi, Nazmi'ye sağ kurduracağız onu dedi. Tabii tabii, ben savcıyla bile konuştum. Lakçabat'ta savcıya. Lakçabat'ta savcıya. Tabii tabii, ben savcıyla bile konuştum. Kimseyi sakın bir yere yollamayın, Medya'ya düşerse öldürürler bunu, Sadı kurduracağız dediler. Öyle oluyor işte. Yani aslında daha Nazmiye hani pazartesi günü kaybolunca bizim arkadaşlar konuştular aileyle, hani istiyorsanız hani fotoğrafını gösterelim falan diye. Elmas yenge o gün diyor ki evde Ahmet'le mi Mehmet Ali'yle mi ne bir kavga olmuş. Senin gelin gelince annesinin evinde akşam bir kavga oldu mu? Mehmet Ali'yle kavga yaptılar ama ben yattıktan sonra iki yaşlılar arası. Onu sonradan işittim. Ben gittim yattıydım. Hı. Mehmet Ali'ye gelin geldi, dört gün durdu mu babasının evinde? Gelin dört gün durdu babasının evinde, biz de odama odasında dört gün oturduk tabii. Çay içtik, oturduk. Orayı süpürmemişük. Hı. Belki de süpürdüm ama onun gibi süpüremedim. Orada biz gene otururken Mehmet Ali, o ben orada oturduk. Al geline süpürge de süpürüyor oraları. Süpürürken buldu da bir çift çorabı avla kıydı. Dedi ki Mehmet Ali'ye ki ha bu çorabı da buraya niye bıraktınız dedi. Ha burayı da süpüremediniz dedi. Tabi daha tava yok, bir şey yok. Ben de orada oturuyordum. Biraz da hastayım ben. Biraz dedim ya ebi hastayım. Gittim ben vardım yattım. Ben yattıktan sonra o Mehmet Ali'yi aldık. Ben mi süpüreceğim diyerekten herhalde böyle bir tekmek atmış geline. Hı. Onu da ufak oğlan dedi mu? Murat'tan işittim. Murat, sonra da hani bir iki gün sonra dedi bana. Yemeyeceğim dedi, neneme dedi, at tekmek dedi. Nenem dedi, gücendi oradan, ağlar gibi ne oldu dedi. Dedim, niye bana demediniz? Ben dedim, ben orada o akşam. Nasıl kadar geline tekmek, sağa düştü mü geline tekmek atma? İşte öyle. Yenge, o gün diyor ki evde Ahmet'le mi Mehmet Ali'yle mi ne bir kavga olmuş. Senin gelin, gelince annesinin evinde akşam bir kavga oldu mu? Mehmet Ali'yle kavga yaptılar ama ben yattıktan sonra iki yaşlılar arası. Onu da sonradan işittim. Ben gittim yattıydım. Hı. Mehmet Ali'ye gelin geldi, dört gün durdu mu babasının evinde? Gelin dört gün durdu babasının evinde, biz de odama odasında dört gün oturduk tabii. Çay içtik, oturduk. Orayı süpürmemişük. Hı. Belki de süpürdüm ama onun gibi süpüremedim. Orada biz gene otururken Mehmet Ali, o ben orada oturduk. Al geline süpürge de süpürüyor oraları. Süpürürken buldu da bir çift çorabı avla kıydı. Dedi ki Mehmet Ali'ye ki ha bu çorabı da buraya niye bıraktınız dedi. Ha burayı da süpüremediniz dedi. Tabi daha tava yok, bir şey yok. Ben de orada oturuyordum. Biraz da hastayım ben. Biraz dedim ya ebi hastayım. Gittim ben vardım yattım. Ben yattıktan sonra o Mehmet Ali'yi aldık. Ben mi süpüreceğim diyerekten herhalde böyle bir tekmek atmış geline. Hı. Onu da ufak oğlan... Dedim Murat'tan işittim. Murat, sonra da hani bir iki gün sonra dedi bana. Yemeyeceğim dedi, neneme dedi, at tekmek dedi. Nenem dedi, gücendi oradan, ağlar gibi ne oldu dedi. Dedim, niye bana demediniz? Ben dedim, hani orada o akşam. Nasıl kadar geline tekmek, sağa düştü mü geline tekmek atma? İşte öyle. O gün... diyor ki evde Ahmet'le mi Mehmet Ali'yle mi ne bir kavga olmuş. Senin gelin gelince annesinin evinde akşam bir kavga oldu mu? Mehmet Ali'yle kavga yaptılar ama ben yattıktan sonra iki yaşlılar arası. Onu da sonradan işittim. Ben gittim yattıydım. Hı. Mehmet Ali'ye gelin geldi, dört gün durdu mu babasının evinde? Hı. Gelin dört gün durdu babasının evinde, biz de odama odasında dört gün oturduk tabii. Çay içtik, oturduk. Orayı süpürmemişük. Hı. Belki de süpürdüm ama onun gibi süpüremedim. Orada biz gene otururken Mehmet Ali, o ben orada oturduk. Al geline süpürge de süpürüyor oraları. Süpürürken buldu da bir çift çorabı avla kıydı. Dedi ki Mehmet Ali'ye ki ha bu çorabı da buraya niye bıraktınız dedi. Ha burayı da süpüremediniz dedi.
Tava yok, bir şey yok. Ben de orada oturuyordum. Ben de hastayım ben. Biraz dedim ya, ebeği hastayım. Gittim ben vardım, yattım. Ben yattıktan sonra o Mehmet Ali'yi aldık. Ben mi süpüreceğim diyerekten herhalde böyle bir çakmak atmış geline. Hı. Onu da ufak oğlan dedi mu? Murat'tan işittim. Murat, evet. Sonra da hani bir iki gün sonra dedi bana. Yemeyeceğim dedi, neneme dedi, at yakmak dedi. Nenem dedi, gücendi oradan, ağlar gibi ne oldu dedi. Dedim, niye bu demediniz? Ben dedim, onu orada o akşam. Nasıl kadar geline demek, saat üstü mü geline demek atma? İşte öyle. Yalanız kaynana. Geldi o günden beri kıskanıyorum. Aile mi? Aile. Ya geldi o günden beri kıskanıyorum. Kaynada gitmişler, gezmeye indiler at yanası. Kaynata dediğin Ali Yaşar mı? Maliye kezmeye gittiler. Küçüğazlardan bile. Hı. Bilmem Hasancık'ı da ondan mıydı? Gitmişler de gel, o mahalledeki kare demiş ki Hasan şey Ali Yaşar kelincuğun ibiye yeğlendi ha geldiğinden iyidir. Bu da demiş ki evet iyidir demiş. Ha bu kadar bir dava. Kıskandı o işi. Kim kime ne dedi ben anlamadım. Söyle bakayım bir daha birazcık şöyle karar mısınız? Ne, kim kime ne demiş? Şimdi gittiler maliye ya el almaya mı gittiler? Yoksa birkaç gün sonra mı, beş on gün sonra mı gittiler? Satardan geldik, yine satardan. Gelinden bile diyelim bunlar evin halkı gittiler gezmeye maliye. Evet. O maliyeden karı demiş ki, Hasan Şükrü, şey, Aliyeca demiş, gelincuğun demiş, geldiğinden iyi geliyor bana demiş. Hı. Bu da demiş ki iyiydi demiş, ha bu kadar yetti ona. Ha, elini böyle koymuş diye. Ha. Ne oldu? Hani masaj meselesi yani. Ha, omuzunu masaj. O adıta niye okşayacak gelinini? Ama diyor ki böyle diye. Böyle masaj yapıyormuş. Ne masajı? Onun sözleri çok var, çok der o. Acaba Ahmet yani yine sana dönüp soracağım. Sen nereden o zaman kırmızıyı öncelikle ön plana attın? O da enteresan geliyor yani. Hani önce kırmızı demişsin, sonra beyaza dönmüşsün ifadende. Hani ilk kırmızı aklına nereden geldi? Yani polis kırmızı aracı nereden bilecek? Hı. Yani polis sorunca bana böyle şeyleri ben kırmızı dedim. Ama arabanın rengi bordo. Ben kırmızı dedim. Oradan aklında kalmıştı. Yani. Siz Ali Yaşar abi hangi bordo renkli arabayı Seyfettin'e şey yapın dediniz, takip edin. Hayır bordo değil Müge Hanım. Hı. Siyah renkli bir araba dedi polisler. Tosya'da da... Nazmiye'nin kaybolduğu zaman da bir adam gelmiş demiş ki Sedat'ın altında siyah Doğan veya Şahin. Hı. Öyle bir arabada önden arkaya kafasında kasket var. Kadına vurgan gördüm. Böyle bir araba var mı yakalanan? Biz bunu aradık. Mustafa da aradı. Ben de aradım. Ben kırmızı dedim. Oradan aklında kalmıştı. Yani. Siz Ali Yaşar abi hangi bordo renkli arabayı Seyfettin'e şey yapın dediniz? Takip edin. Hayır bordo değil Müge Hanım. Hı. Siyah renkli bir araba dedi polisler. Tosya'da da Nazmiye'nin kaybolduğu zaman da bir adam gelmiş demiş ki Sedat'ın altında siyah Doğan veya Şahin. Hı. Öyle bir arabada önden arkaya kafasında kasket var. Kadına vurgan gördüm. Böyle bir araba var mı yakalanan? Biz bunu aradık. Mustafa da aradı. Ben de aradım. Ama bordo... Bordo dedi babam. Hayır bordo yok. Siyah. Bordo yok siyah. Siyah. Siyah araba. Hatta bu yayında da o adamlarla önceki yayında da röportaj yaptık. Satıldı o araba dediler ki bizim öyle bir arabamız yok ya. Biz o arabanın peşine sorduk dediler ki Ömer öyle bir araba sürerdi. Ömer diye bir çocuk var bizim köyde. Öyle bir araba sürer dediler. Hatta Tayisi bile dedi ki ben Çanaze'den. O gün köyde Çanaze vardı ben çarşıya da gelmedim şeydir. Dediler ki Ömer'le gelindi. Bu sefer aradık o arabayı. O arabayı bulamadık. Buna da sorduk. Ömer böyle bir araba sürdü mü? Ondan arkadaşı kittiniz, öldünüz, gitmedi. En son biz o arabayı Perşembe günü akşamüstü Ayşe abla dedi ya bir lamba... Tamam ama o zaman dur lafı uzatmayalım. Yani o zaman baban siyah dedim diyor. Siyah. Cümle alem biliyor Akçabat'ta siyah. Ahmet, siyah. Sonra da. Ben de o dönem şunu anlamıyorum. Yani neden o zaman o dönem bu hanımefendiler bulunup da sorulmamış yani...
hangi renk, hani nasıl gitti, hangi renk arabaya bindi? Ahmet, siyah. Sonra da. Ben de o dönem şunu anlamıyorum. Yani neden o zaman o dönem bu hanımefendiler bulunup da sorulmamış? Yani hangi renk, hani nasıl gitti, hangi renk arabaya bindi? Yanında kim vardı? Hani amcaoğlu diyor, amcaoğlu muydu? Şimdi kaç tane amcaoğlu var? Hani o dönem niye bunlara bakılmamış mı? Ben hakikaten şimdi, anlayamıyorum şimdi yani. Şimdi Müge Hanım, ben şimdi şunu yiyeyim. Hani ilk zaten Ali Yaşar Bey, yani sizin de ilk yapmanız gereken bu çocuk kimle okula gidiyordu? Hani o yol güzergah üzerinde falan sorup o arkadaşlarına sormanız değil miydi? Müge Hanım, herkese gittik. Biz evin yanında aramadığımız, sormadığımız insan olmadı. Kimse ses vermedi. Hani, Müge Hanım, ben şimdi şunu yiyeyim. Hani ilk zaten Ali Yaşar Bey, yani sizin de ilk yapmanız gereken bu çocuk kimle okula gidiyordu? Hani o yol güzergah üzerinde falan sorup o arkadaşlarına sormanız değil miydi? Müge Hanım, herkese gittik. Biz evin yanında aramadığımız, sormadığımız insan olmadı. Kimse ses vermedi. Hani, Müge Hanım, ben şimdi şunu yiyeyim. Hani ilk zaten Ali Yaşar Bey, yani sizin de ilk yapmanız gereken bu çocuk kimle okula gidiyordu? Hani o yol güzergah üzerinde falan sorup o arkadaşlarına sormanız değil miydi? Müge Hanım, herkese gittik. Biz evin yanında aramadığımız, sormadığımız insan olmadı. Kimse ses vermedi. Ama o kardeşim, kadını, o sorulan şeyler işte zabıtlara intikal etmemiş. Benim meslek tecrübemde böyle bir önemli konuların sorulmaması, yazılmaması mümkün değil. Şimdi, benim dikkatimi çeken, tuhafıma giden o. Yani bir insan bileğindeki bileziklerle ortadan kaybolmuş ve sonra cesedi bulunmuşsa, o bilezikler de cesetteki bileğinde yoksa, 3 kişi de bununla ilgili tutuklanmışsa, bununla ilgili tutuklanma durumu varsa, bu bileziklerin akıbetinin sorulmaması, zapta geçirilmemesi, bununla ilgili bir takat yapılmaması mümkün değil. Mümkün değil. Altınları sorulur. Mümkün değil, mümkün işte. İşte yani mümkün değil derken işte tuhafıma giden o. Noksanlık var. Yani ben şimdi yetkilileri tabii itham etmiyorum ama bunlarda bir noksan durum var. Dosyada bir takım yani önemli neticelere götürecek konular isteyerek veya istemeyerek, sehven veya bilerek es geçilmiş. Belki hayatım cezaevine girince tamam ama bak işte şimdi aydınlattık. Komşusunu öldüren genç neden öldürmüştü? 4 tane, 5 tane bilezikten dolayı. Polis o bileziklerle ilgili bir takım çalışmalar yaptı. Nereye verdiğini? Ve akibette netice olarak da meydana çıktı. Şimdi burada bileğindeki 5 bileziği kaybolan bir ceset bulunuyor. Bununla ilgili sizlere de soruyor. Bunun üzerinde bir şey var mıydı diye. Sana da soruyor. Kocasına soruyor. Ben söyledim. Siz de diyor musunuz ki? Söyledim. Evet, bilezikleri var. Var. Ama dedik, şu anda nerede? Yok. Yok. O bileziklerle ilgili bir tahakkuk yapılmıyor. Bilmiyorum. Hakim bir şey. Şimdi eğer o bileziklerle ilgili tahkikat yapılsaydı, mesela Ahmet deseydi ki biz beraber öldürdük. Sonra da onlar gittiler Trabzon'daki şu kuyumcuya sattılar. O kuyumcu da evet bana getirdiler deseydi, bugün şimdi ağızlarında kuş tutsalar hiç başka kimse... Başka türlü bir ilgiye gitmiştik. O zaman, hayır, belki o zaman... bunlar da bedava yatmayacaktı. Hayır, belki takım... bedava yatmayacak değil. Hani o kuyumcu gösterilseydi... Yani Hasan eğer ya da bunların Ali Yaşar dışında da... birilerine almışsa, satmışsa, getirmişse... Hayır, Ali Yaşar, şimdi Ahmet bizi öldürdük diye itiraf ediyor ya... Evet. Bilezikleri de aldı babam işte Trabzon'daki şu kuyumcuya sattı deseydi... O kuyumcudan bitti da bu bileziklerin satıldığı öğrenilseydi tam olay bitmişti. Bitti. Şimdi biz hep böyle orası buraya konuşuyoruz. O zaman işte kuşku ve şüphe de kalmayacaktı. Karar verecek olan hakimler de daha rahat karar verecekti. Bileziklerin fotoğrafı yok mu? Efendim? Nazmiye'nin bileziklerinin vallahi fotoğrafı yok mu herhangi bir fotoğrafında? Evlilik şeylerinde var. Var mı senin yanında? Şu anda yok. Şu anda yok, evde var. Sizde var mı evlilik yayında fotoğrafı? Var. Evlilik fotoğrafı, yönetmenin bir bileziklerine bir bakalım. Yani olsun, şimdi olsun gösterelim yani. Nereye? 5 taneydi değil mi? 5 tane. 5 tane bilezik mesela. 5 tane bir tane de nereye orada satıldı? Yani bu cinayetin nedeni, şimdi tamam Ali Yaşar'ın geliniyle ilgili dedikoduların olduğunu abisi diyor ki ben de duydum. Şimdi artık hani bu duyulmuş bir şey. O an duyulmamış yani bu. Bu hep konuşulmuş. Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Yani orada aileyi de kızmayın ha. Şey, gelin ölende, kaybolanda 5 tane bilezik yiyorduk kolunda. 3 tane. Şimdi bunu doğru... Doğrular. Kaç tane bileziği vardı kolunda. Bir tane bileziği vardı kolunda. Yani bir tane olsun ya. Evet. Dur. Tamam. 3 tane bileziği vardı kolunda. Bir tane de gordeni vardı. Zinciri. O nasıl hani böyle şey oluyor? Ya arpa bizim, gordeni derler. Arpa değil. Yuvarlak gordeni. Yuvarlak gordeni. Bizim orada öyle derler. O kolyeden haber var mı?
Yok. Hiç yok. Bilezikten de haberi yok. Yok. Hiç birinden yok. O bilezikleri üstüne babaları nasıl gitti. Nasıl iş yani? Bir dakika. Bu gitti. Şimdi plazikler gelin kayboldu ya. Hı. Ama ben duyduğumu diyorum şimdi. Ben hı, bunların ağzından da işitmedim. Hı. Dediler ki şey gelin kayboldu demiş bu. Şey demiş, plazikler de gitti demiş. Kuyumculara sormuş. Akçaabat'ta kuyumculara sormuş. Ki yani plazik gelip de bozan evet, oldu mu burada? Demiş ki hayır demiş. Hani Nazmiye'nin de fotoğrafını ale gitti gösterdi. Kuyumcu kuyumcu gezmiş. Ama ben görmedim. Ali yalan mı? Konuşamam. Biz gezdik. Evet. Gezdik. Gezdi Yılmaz'dan gezdik. Üç tane plazığı var idi gelinin. Bir tane zinciri var idi. Beş tane plazığı var idi. O nasıl bir zincirdi? Birkaç tane bir, arkadaşlar. Beş tane plazığı var idi ama beş tane plazığını bu aldı bozdu. Sonra iki tane yaptı buna geline bu. Bir tanesini de işte babaanneleri yaptı. Bu aldı plazığını diye. Dermiş ki şey dermiş, aldı dermiş kaynatan plazıklarımı. Ondan bu babaanne yaptı ona böyle bir, o zaman bir plazık işte. Küçük o düğün fotoğrafında görülen plazıklar aha, değil ama. Ben bir şey gösterebilir miyim? Zincir mi? Bu zincir mi? Evet. Evet, evet. Aha, o zincir evet. Tamam, Müge Hanım. Evet. Ben bir şey diyebilir miyim? Bir dakika. Yönetmenim onu yaklaştırırsa o nasıl bir zincirmiş bir gördüm. Yuvarlak kordonu. Bizim orada öyle değiller. Yani orada yuvarlak. Yuvarlak, yuvarlak. Yuvarlak kordonu bunlar. Evet. Müge Hanım. Ha bilezikler bunlar mı? Aha, evet, evet. Tamam. Yani bunlar. Kolunda üç tane bundan mı vardı? Yok, ben yok. Bir şey gösterebilir miyim? Bir dakika, dur. Ha. Bunlar gelin olduğu zaman aldıydık. Ama yaptıydık. Bozuldu ama bunlar. Ama evet. Bunları bozdu. Hı. Evet, bir bunları şey bozdu. Bir tane de çaldınız da bir gittiniz de. Ben oradan bir şey göstereyim mi? Göster. Bakın. Şu anda şunlar benim eşimin kolundaki bilezikler değil mi? Hı. Sadece iki tanesi aynı. İki tanesi aynı. Bir tanesi babaannemin yaptığı. Bir tanesi de kendi yaptığı. Arpa kordon dediğimiz yani arpadan arpa, kordon oluyor. Onu kesilmişti. Onu bozdurdu. Benim bile yüzüğümü bozdurdu. Ben yüzük takamıyordum işim gereği. Yüzüğümü bozdurdu. Biraz da para koydu. Bir tane daha yaptı. Yani dört tane bileziği. Net beş tane bilezik vardı üstünde. Hayır Hasan, ben şimdi anladım. Sadece şunu yani o dönem yine izliyor çünkü herkes sağ olsun. Evet. Yani yardımcı olmak için de. İnanın kolunda kaybolan iki tane bileziği bu model miydi? Evet. İki tanesi o model. Heh. Bir tanesi az daha küçük onlardan. Hı. Bir tanesi, iki tanesi de ince. Yani değerinin çok çok altında, onların anladım, değerinden daha altında. Bir de yönetmenim o bir şeyi gösterir misin zincirini? Bir de öyle bir zinciri vardı. Evet, o zinciri evet, o. Bir zinciri zinciri vardı. De o. Ekrana verelim, siz ekranda direkt verin ki. Hatta yani oradaki kulağındaki kuyumculardan vesaireden bakayım. Müge abla. Yani bu kadar mı yanaşıyor? Bu kadar mı yanaşıyor fotoğraf? Yakınlaşıyor, yanaşıyor demeyeyim, yanlış konuştum. Vurgu zinciriniz, ben bilmiyorum ki şöyle şey. Hani böyle dönen, böyle dönen zincir. Evet, bunlar. Evet, evet, evet. Döner, evet, evet. Yuvarlak. Döner de değil idi, döner de değil idi. Yani. Vurma bilezik gibi. Evet. Aynen, vurma evet, bilezik evet, gibi. Evet, vurma bilezik. Evet. Ona benzer evet, gibi bir şey. Evet. Ona benzer gibi bir gibi şey. Gibi bir şey. Yani önemli bunlar. O zaman en azından iki bilezikle bir zincirden eminiz bunların olduğunu. Evet. Yine o dönem hani kuyumcularımıza vesairemize rica ederim. Hani aile yani fertlerini burada görüyoruz. Şöyle bir şey de var Müge abla. Tam fotoğraf göstersinler. Hı. Tam fotoğraf göstersinler. Büyütelim fotoğrafı, normal haline getirelim. Bunu mu? Bu fotoğrafı mı? Yok. Evet, evet. Kulakları... Büyütsünler, kulaklarını göstersinler eşimin. Kulağında bakın küpeli. Kulaklarındaki küpelerin hı, bir tanesi var, bir tanesi yoktu. Aynı küpeler. Ama yani, biri var, da, biri yok. Onu da annesi dedi bize Müge Hanım ha. Bir güvesi, bir yüzüğü öldürücü gelmiş eve. Öldürücü zaman mı yok? Evet. Evlilik yüzüğü de parmağında yoktu. Yani birisi bundaki altınları da almış yani. Belki aldılar yani. Belli ya. Ama o konuda hiçbir tahkikat yok. Hiçbir ifade yok. Şimdi bakalım. Şimdi bir hanımefendi arıyor. Dün size bir telefondan bahsetmiştim. O da benzer bir konuyu aktaracak bize. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Siz bu konuyla ilgili ne biliyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim mi? Ben bu Yurdanur'un şeyle Nazmiye ile ne bağlantısı var bilmiyorum ama hı, biz bu şey siz yeter dediniz ya. Biz onu kiracı burada Yurdanur Çele Yurdanur diye biliyorduk. Öyle evet, söyleyeyim ama o da sahte diye zaten büyük ihtimal sahte.
İsmi sahte zaten de olsun hani. İsmi o değil. Ha. Evet, evet, evet. Peki şey, bu buraya bir gece yarısı taşındı apartotar. Kiracı olarak. Evet. Sonra böyle şey zaten... çok sevmediğimiz biriydi mahalleli olarak. Hı hı. Hani onunla kimsenin görüşmesini de istemiyordum. Sonra bu keserle kadının kafasına vurduğunda falan kaçtı böyle. O gün kaçtı. Kadının kulağında küpeleri bile kopartıp almış. Sonra bu evi polis kapadı. Evet. Şey bir 3 yıl sonra falan zaten içeri kimse girmedi. Kadın yakalanmış falan. Sonra o kapı açık oldu bir gün açıldı yani çocuklar mı kırdı artık neyse zaten eski biraz. Sonra şey orada kızlar oynarken içeri girdiler falan içeride siyah kıvırcık bir peruk buldular. Siyah kıvırcık bir peruk buldular. Evet. Şimdi bu siyah kıvırcık bu kadının ismini de geçince dedim eğer bir bağlantısı varsa ortaya çıksın gerçekten. Hani şey bir kadındı yani. Şimdi hayatım çok teşekkür ediyorum evet. Hatta kal lütfen. Şimdi dün yayınımızın sonlarında arayan izleyicimiz Akçaabat'tan bizi aradı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani %100 bununla ilgili değil ama ilgili olabileceğini düşünmüş bence de önemli. Şimdi izleyicimizin anlattığına göre kaybolduğu dönemde Nazmiye ile birlikte ismini bilmediği bir bayan görmüş. Yine okula gidip o yolda gözlerinde. O bayanı biz araştırdık, soruşturduk. O bayanın isminin Yeter olduğunu öğrendik. Bakın hanımefendi o Yeter Hanım'ı Yurdanur Hanım olarak tanıyor. Geldiğinde bana bize Yurdanur dedi ismini diyor. Ben şimdi dün yayınımızın sonlarında arayan izleyicimiz Akçaabat'tan bizi aradı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani %100 bununla ilgili değil ama ilgili olabileceğini düşünmüş bence de önemli. Şimdi izleyicimizin anlattığına göre kaybolduğu dönemde Nazmiye ile birlikte... İsmini bilmediği bir bayan görmüş. Yine okula gidip o yolda gözlerinde. O bayanı biz araştırdık, soruşturduk. O bayanın isminin Yeter olduğunu öğrendik. Bakın hanımefendi o Yeter Hanım'ı Yurdanur Hanım olarak tanıyor. Geldiğinde bana bize Yurdanur dedi ismini diyor. Ben şimdi dün yayınımızın sonlarında arayan izleyicimiz Akçaabat'tan bizi aradı. Ben çok teşekkür ediyorum. Hani %100 bununla ilgili değil ama ilgili olabileceğini düşünmüş bence de önemli. Şimdi izleyicimizin anlattığına göre... Kaybolduğu dönemde Nazmiye ile birlikte ismini bilmediği bir bayan görmüş. Yine okula gidip o yolda gözlerinde. O bayanı biz araştırdık, soruşturduk. O bayanın isminin Yeter olduğunu öğrendik. Bakın hanımefendi o Yeter Hanım'ı Yurdanur Hanım olarak tanıyor. Geldiğinde bana bize Yurdanur dedi ismini diyor. Bu bayan aynı zamanda Mehmet Ali Çam'ın'da çalıştığı lokantada çalışıyormuş. Nazmiye'ye de yakın oturuyormuş. Nazmiye ölü bulunduktan sonra da o mahalleden taşınmış. Yeni mahallede bir adrese gitmiş değil mi hanımefendi? Siz de yeni mahallede evet. mi bahsediyorsunuz? Bir mahallede evet. oturuyoruz. Evet. Yeni mahallede de bir adrese gitmiş. Yani siz de doğru kişiden bahsediyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok dikkatli bir izleyicimiz. Yeni mahallede otururken de 1-2 yıl sonra bir bayanın evine gitmiş bu kişi. Ben onun gazete haberini de buldum. Keserle eve saldırmıştı diye. 15.3.2012 tarihli bir haber bu. Akçaabat'ta Y.Ö. isimli bayan parkta tanıştığı ve evi diye başka bir eve çağırdığı E.B. isimli bayanı keserle yaralayarak kolundaki bilezikleri çaldı. Polis tarafından yakalanan ve hakkında dava açılan Y.Ö. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şöyle olmuş, biriyle tanışmış bu Yeter isimli hanım. Demiş ki ona, bu ev Almancı birisinin, gel ben sana oradan eşyaları vereceğim falan. Kadın da ben, yani şöyle demiş, gel ben sana eski eşya vereyim demiş. Daha sonra kadın o eve girdiğinde bu bir Almancı birinin evi. Bunları al demiş. Kadın da ben hani sen kendi evin değil beni niye başkasının evine götürüyorsun diye tartıştıktan sonra ayrılmak üzere evden çıkarken evin içinde bulunan keseri alıp o kadınca vurmaya başlamış. Aldığı darbelerle yere düşen kadın canavliyle keseri elinden alarak kendisini korumaya çalıştı. Bu arada Y.Ö. eline bir tava geçirerek yerdeki kadına vurmaya devam etti. Bayılttığı kadının kolundaki 4 bileziği ve küpeleri alarak evden kaçtı. Aldığı darbelerle yaralanan kadın güçlükle evden çıkarılarak yardım istedi. Şimdi bu keserle yaralayan kadın işte dediğim gibi aynı zamanda Nazmiye ile çocuğunu eve okula götürüp getiren kadınlardan bir tanesi. Nazmiye'nin cesedinin bulunduğu gün diyorlar, hani ondan çok emin değilim ama gün diyorlar yeni mahalledeki eve taşındı. Üstelik evinde de daha sonra yapılan işte şeyde çoluk çocuk girmiş falan bu ceza hala ne cezaevindeymiş bu kadın. Evinde de kıvırcık saçlı bir peruk bulunmuş. Bu siyah, kadının. Siyah. Şimdi o peruk, o kıvırcık siyah saça nereden geldiğimizi
Şöyle anlatacağım. Sefa Bey efendim, biz bu konuyu buraya ilk işlediğimizde Sefa Bey, Umut'u bırakıldığı benzin istasyonunda gören kişiydi. Ve o dönem onunla bir röportaj yapmıştık. Umut'u bir kadının yanında görüldüğünü anlatmıştı bize. Bakın Sefa Bey ne anlatmıştı? Sefa Bey, siz Nazmiye Hanım'ın çocuğunun bulunduğu yerin hemen biraz ilerisindeki petrolde çalışıyorsunuz. Evet. Sefa Bey, siz Nazmiye Hanım'ın çocuğunun bulunduğu yerin hemen biraz ilerisindeki petrolde çalışıyorsunuz. Evet. O gün çocuk bulunduğunda siz de burada mıydınız? O akşam buradaydım. Arkadaş vardı bu köylü. Balıkçı limanından geliyordu oradan. Çocuğu gördüler, buraya getirdiler. Çocuk ağlıyordu. O gün çocuk bulunduğunda siz de burada mıydınız? O akşam buradaydım. Arkadaş vardı bu köylü. Balıkçı limanından geliyordu oradan. Çocuğu gördüler, buraya getirdiler. Çocuk ağlıyordu. O gün çocuk bulunduğunda siz de burada mıydınız? O akşam buradaydım. Arkadaş vardı bu köylü. Balıkçı limanından geliyordu oradan. Çocuğu gördüler, buraya getirdiler. Çocuk ağlıyordu. Aldı buraya getirdiler işte. Çocuk küçük, konuşamıyordu. Balıkçı çocuğu buraya getirdiğinde saat kaçtı? Akşam hava kararmıştı. 7-9 arası desek daha doğru olabilir. Balıkçı çocuğu buraya getirdiğinde saat kaçtı? Akşam hava kararmıştı. 7-9 arası desek daha doğru olabilir. Balıkçı çocuğu buraya getirdiğinde saat kaçtı? Akşam hava kararmıştı. 7-9 arası desek daha doğru olabilir. Balıkçı çocuğu buraya getirdiğinde saat kaçtı? Akşam hava kararmıştı. 7-9 arası desek daha doğru olabilir. Balıkçı çocuğu buraya getirdiğinde saat kaçtı? Akşam hava kararmıştı. 7-9 arası desek daha doğru olabilir. Çocuğun yanında başka herhangi birisi daha önce hiç dikkatinizi çekti mi? Ya da siz çocuğu daha önce hiç gördünüz mü? Çocuğu görmedik de o akşam birkaç kişi, bir bayan görmüş buradan öteye giderken Akçaabat tarafına. O kadar, başka bilgimiz yok. Biz... Nasıl bir bayanmış? Arkadaşlar gördü, pantol giyiniyormuş galiba. Bir de siyah bir ceketi mi ne varmış, bildiğim o. Başka bir bilgimiz yok. Çocuğun yanında başka herhangi birisi daha önce hiç dikkatinizi çekti mi? Ya da siz çocuğu daha önce hiç gördünüz mü? Çocuğu görmedik de o akşam birkaç kişi, bir bayan görmüş buradan öteye giderken Akçaabat tarafına. O kadar, başka bilgimiz yok. Biz... Nasıl bir bayanmış? Arkadaşlar gördü, pantol giyiniyormuş galiba. Bir de siyah bir ceketi mi ne varmış, bildiğim o. Başka bir bilgimiz yok. Biz de o akşam gitmiştik arabayla, belki görürüz diye, ama bir petrol daha var ileride. Oraya sorduk, onlar görmüş. Daha ileri Akçaabat tarafına geçtik. Oradan ileri izini kaybettik yani. Biz de o akşam gitmiştik arabayla, belki görürüz diye, ama bir petrol daha var ileride. Oraya sorduk, onlar görmüş. Daha ileri Akçaabat tarafına geçtik. Oradan ileri izini kaybettik yani. Biz de o akşam gitmiştik arabayla, belki görürüz diye, ama bir petrol daha var ileride. Oraya sorduk, onlar görmüş. Daha ileri Akçaabat tarafına geçtik. Oradan ileri izini kaybettik. Yani orada sorduk, görmemişler. Ama Darıca'da görmüşler. Peki. 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 Orada sorduk, görmemişler. Ama Darıca'da görmüşler. Peki çocuk buraya geldiğinde sizinle hiç konuşmadı mı? Hiçbir şey söylemedi mi? Çocuk zaten kekemeymiş galiba, bir rahatsızlığı vardı. Bir de küçük, korkmuş, ağlıyordu. Bir şey de şey yapamadık, oturttuk burada. Jandarma geldi, aldı götürdü. Bu kadının o dönem bir röportaj daha yapmıştık. Üzerindeki kıyafet, Hasan ne anlatılıyordu? Bir sen biliyorsun, üzerindeki kıyafet, saçı, başı. Yani, siyah pantolonun önünde, nasıl diyelim... Siyah bir anorak, şapkalı. Yani şapkalı, bir de kıvırcık saç denli. Kıvırcık yani. Siyah saçlı hatırlıyorum ben. Evet. Kıvırcık siyah evet. Saçlı diye. Evet. Duyan Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Daha az önce dedin ki Mehmet Ali'nin çalıştığı, yani orada Lokonda'da çalıştığı kadın dedi. O kadın ama bu yayını kesin yani havayla evet. İlgili. Benim hava o kadın böyle kız ararmış. Almanya'da bir akrabası varmış. Geldiler, benim havayı, benim kızı işte yapalım oraya dedi. Nazmiye daha ölmeden önce. Nazmiye aldı geldi onu çarşıdan o karı. Geldiler. Aa, hoş ismi beş. Neydi?
İsmini bilmiyorum. Mehmet Ali'ye sormak orada lazım. Dedi ama ha. Ben unuttum, aklımda kalmadı. O. Unuttum, abla zayıf bir kadın. Ama kapalı o. Yani kapalı. Ama pantol... Yok, pantol giymez o. Pantol giymeyeyim mi, onu da yalan konuşamam. Geldi işte benim kızı istedi, dedi ki işte bir akrabamız var işte... Eşi ölmüş, şey işte falan filan. Bunu yapalım oraya diye. Dedim ya ben bir şey diyemem dedim. Babası var dedim. Babası kötüdür. Ben şimdi laf diyemem sana dedim. Babası ne derse, o ne derse ben de tamam. Şey yaparak dedim. Olur dedim. İşte bir çay, yemek memek hazırlayalım dedi. Dedi yok yok dedi. Yemek istemem dedi. Çay filan içtiler. Öyle Nazmiye'yle beraber kalktı gittiler. Nazmiye nereden tanıyormuş o lokantada çalışan kadın Nazmiye acaba? Nazmiye nereden tanıyor? Nazmiye belki de tanıyor, belki de tanıyamayız. Bana ama karar beraber yok. Geldiklerine tamam, göre. Tamam beraber geldi ama onu bilmiyorum. Onu yalan da konuşamam şimdi. Mehmet hem Ali beraber geldi hem beraber gitti. Evet, belki beraber de ama geldi, Mehmet Ali getirdi. Onu şimdi Mehmet Ali diyecek. Ben çarşıda yoktum. Kim koydu onları arabaya da? Tamam, Nazmiye arabaya biner, köyün arabasına biner de... Peki o kadın Nazmiye'yle... Mehmet Ali çalıştığı lokantada mı çalışıyormuş? Evet, evet. Evet, Mehmet Ali çalıştığı lokantada çalışırdı. Almanya'da mı dedi şeyimiz? Evet. Akrabası. Akrabamız dedi, Almanya'da dedi. Miganım, Avusturya'da dedi. Ya bana geldi o zaman Almanya'da dedi. Avusturya, Maasturya demedi. Almanya'da yani dedi. Yani size şöyle söyleyeyim, bu haberde de bak tam şimdi burayı atlamıştım ama keşke atlamasaymışım. Bu yeter, yeni tanıştığı kadına benim Yıldızlı beldesinde evim var, eşyalarını değiştiriyorum. Eski eşyalarımı sen istersen al, fakirlere verirsin dedi. Bu teklifi kabul eden E.B. ertesi gün yeni tanıştığı bayanla buluşarak evi dediği yere gitti. Evde şüpheli Y.Ö. bu ev Almancı birinin. Burada gelin oturuyordu. Sonra gelinini evden atmış, eşyaları burada kaldı. İstediğini alabilirsin dedi. Tartışma da böyle başladı diyor. Burada da gene bir Almancı hikayesi var. Onu bilmiyorum Müge Hanım, yani bize geldi o kadın. Mehmet Ali'den çalışan lokonda da bulaşıkçı dedi, anne dedi Mehmet Ali. Adını hatırlamıyorsunuz? Adını hatırlamıyorum da Mehmet Ali belki biliyor ismini. Kebriyeciğim sen mi erer misin Mehmet Ali'yi? Unutmadıysa Mehmet Ali ismini biliyor. Ben hatırlamıyorum. Konuştuğunuz hatırlamıyor. Ama bu şekilde anlatın bir de. Yayına bağlama tatlım, çok üzülüyor. Sen bir konuş Mehmet Ali'yle ne olur. Ya şimdi konuş. Annesinin hatırlattığı kızı eve istemeye gelen. Hatırlamıyorum diyor. Yadırlama ile bunlar. O lokanta da kapanmış. Evet. Biz gittik baktık aslında yani. O lokanta da kapanmış. Dur ama ya onu bulurlar. Ya kapandıysa... Yani bahsedilen lokanta yıkılmış. Biz böyle bir bayanın varlığını işte olayın doğruluğunu öğrendik ama... Lokantada o dönem iki hanım çalışmış. Dün birine ulaştık konuştuk. Resmini de biz arayan izleyiciye gönderdik. O değil. Sonra işte bugün aradık. Bu bayan kim işte? Yeter dediler. Yeter'in de şu anda cezaevinde olduğunu öğrendik. Ama cezaevine girme nedeni işte o parkta çalıştığı kadının bileziklerini almak isterken... Onun yaralaması ve bileziklerini alması. Şimdi burada da işte bu aynı kadını Nazmiye'nin yanında görenler var. Nazmiye'nin de bileziklerinin kaybolduğu ve Nazmiye'nin cesedinin bulunduğu gün bu kadının oradan gece yarısı diyor bakın izleyicimiz de Allah razı olsun sizden de çok teşekkür ediyorum. Gece yarısı taşındı evden diyor. Öteki bayan da gece yarısı ceset bulunur bulunmaz kaçar gibi gitti diyor. Acaba bir bağlantı var mı? Siz birbirinizi yerken... Anlaşılan o ki Ahmet'in karakolda kendine göre ifadeleri verince ve kendine göre bu işin oluş şeklini anlatınca polis ve savcılık bu şu anda ortaya çıkan düşündüğümüz konularda yeni bir tahakkut yapmaya gerek görmedi. Bana verir misin ilk mahkeme kararını? Gerek görmedi. Yani Ahmet eğer... Şu işler, tahakkatlar derinleştirilseydi, şu anda ortaya atılan konular derinleştirilseydi, belki sen de, baban da, abin de bu yok. İşten sıyrılmış olacaktınız, isminiz de karışmayacaktı. Ama sen kafandaki gerçek olan veya uydurduğun senaryoyu ortaya atınca bu bütün tahakkat, çünkü sen itiraf ediyorsun. Ben Ahmet'in bu cinayetle ilgili bilgi sahibi olduğuna inandım. Neden? Anlattıklarının daha sonra başka şeylerle doğrulanmasından dolayı. Örtüştüğü için. Örtüştüğü için. Herkes için bu örtüşüyor. Anne de diyor o gün yoklardı evde. Bu da diyor ki böyle böyle oldu. Daha sonra çıkan deliller de Ahmet'in anlattıklarına uyuyor. Şimdi daha giriyorlar işte cezaevinde yatıyorlar. Ondan dolayı polis de başka türlü bilezikti.
Yeter Hanım'dı, Ayşe Hanım'dı, bunların takatına gerek görmedi. Gerek görmüyor çünkü. Gerek görmedi tutuyor, işte. Yani, sebep o ifadeler. Çünkü bunu izleyicilerimiz çok sordular. Hani o zaman birisi söylense de hani siz de mi gidecektiniz? Şimdi gitmek için bir takım yan deliller lazım. Onlar da Ahmet'in anlattıklarıyla uygula. Ben de o yüzden hep Ahmet'e dedim ki Ahmet sana bunu birisi anlattı ya da sen olayı gördün. Ha sen şimdi Hasan'la Ali Yaşar'ı işin içine katıyorsun. Ama acaba başka bir şey mi vardı? Hep ben Ahmet'e de bunu soruyorum değil mi Ahmet geldiğinden evet. beri? Ben senin cinayeti bildiğine inanıyorum. Ama farklı kişilerle olduğuna hani zaten Hasan'a da kızgın, Ali Yaşar'a da kızgın. Nasılsa Ayla Hanım'la Ahmet'in verdiği ifade örtüşüyor. Başka bir takatı derinleştirmeye gerek ve lüzum görülmedi. Evet yoksa yani dört dosya var yani bakın. Mesele bu. Hayır bozma kararını değil de ben ilk mahkemenin verdiği kararı rica edebilir miyim? Beraat kararı yani değil mi? Bak o beraat kararını bir verin. Bakın bu beraat kararı ne zaman verilmiş tarihini size söyleyeyim. 24.05.2011'de yani eğer buysa. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi. Hayır bozma kararını değil de ben ilk mahkemenin verdiği kararı rica edebilir miyim? Beraat kararı yani değil mi? Bak o beraat kararını bir verin. Bakın bu beraat kararı ne zaman verilmiş tarihini size söyleyeyim. 24.05.2011'de yani eğer buysa. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi diyor ki Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaa beyanında sanıklar hakkında her ne kadar atılı suçtan kamu davası açılmış ise de sanıkların bu suçu işlediklerine dair cezalandırılmalarına yeter. Her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil mevcut olmadığından haklarında açılan kamu davasından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa etmiştir. Bakın siz burada hani böyle bir sürü abuk sabuk polise, savcıya bilmem ne laf söylüyorsunuz ama savcı işin sonunda demiş ki bizim bugün konuştuğumuz 2011 yılında söylemiş. Demiş ki evet ben bunlara kamu davası açtım. Çünkü itiraf vardı, olaylar vardı, şu vardı ama bugün geldiğimiz noktada bakıyorum ki ben de kesin emin olamadım. Daha doğrusu ben buna kesin delillerle ben bu cinayeti örtüştüremedim. Savcı demiş savcı yani kamu davası açan savcı. Mahkemeden beraatinizi istemiş. Savcı zaten böyle isteyince mahkemede gereği düşünüldü. Gereği düşünüldü demiş. Olay tarihi olan 2009 tarihinde maktule Nazmiye Çam'ın ölü olarak bulunması nedeniyle maktulün kayınpederi olan sanık Ali Yaşar Çam'la aralarında münasebetin olduğu yönünde bir takım dedikoduların oluşmasından dolayı yaşanan huzursuzluk nedeniyle bu durumdan kurtulmak için Ali Yaşar Çam'ın oğlu Hasan Şükrü Çam'la birlikte aile şerefini temizlemek için ona telkinlerde bulunması üzerine Ali Yaşar Çam ve oğlu Ahmet Çam'ın birlikte gelinleri olan Nazmiye Çam ve çocuğunun kaçırıldığı izlenimini vermek amacıyla Salıncak mevkiinde bir barakaya götürüp kapattıkları, şehir dışında bulunan sanık Hasan Şükrü Çam'ın da dönmesi üzerine maktuleyi Kirazlık mevkiinde köprü altına getirerek falan filan işte ona sopayla başına ve vücuduna vurmak suretiyle öldürdükleri iddiasıyla cezalandırılmaları için kamu davası açıldı vesaire vesaire. Açılmış ise de. İşte suçun tespiti yapılmış hüküm. Yapılan yargılama sonucunda sanıkların müsnet suçu işledikleri iddiası mahkumiyetleri için yeterli derecede şüphe ve tereddütten uzak kesin delillerle doğrulanmadığından sanıkların müsnet suçlardan cumhur maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine demiş. Şimdi bugün geldiğimiz noktada aslında gelen mesajlar sizler bizler falan. Kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu 2011 yılında Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi beraatlerine karar veriyor. İlk defa 9 yıldır ilk defa işte bir karar sonrasında ben de çıktım burada dedim ki daha programın başında içimde bir şey var emin değilim. İşte şimdi o yüzden Yargıtay da dedi ki mahkemeye tekrar geri gönderdiğinde de mahkeme demiş ki Yargıtay'a tamam siz madem böyle uygun görüyorsunuz o zaman cezalandırın. Şimdi Yargıtay'daki ilk savcı da bakmış ne demiş? Bence de demiş cezalandırılmaları uygundur. Ben de böyle örtüşüyorum. Şimdi bakalım mahkeme yani yüksek mahkeme ne karar verecek? Tabii onun da bir duruşması falan olacak. Ama işte burada hani Allah bildiği gibi yapsın her birinizi. Başka bir şey demiyor yapmış zaten ben ne diyeyim yani Allah iyiliğinizi versin diyeyim.
Öyle konuşmuşsunuz, böyle konuşmuşsunuz. Şimdi çık bakalım işin içinden çıkabilirsen. Böyle bir çitinin içindeyiz. Şu bu kadıncağız da önemli. Bence bu Yeter'in defa. Bu Yeter hangi cezaevindeyse bizi belki izliyordur. Yeter Hanım zaten cezaevindesin. Varsa bir bildiğin. Bir git bir cezaevinin müdürüne, müdür hanımına neyse bir konuş, bir rica et. Telefon mu açma imkanın var? Mektup mu yazma imkanın var? Hangi cezaevindesen biz de sana ulaşmaya çalışacağız. Niye sen Nazmiye'nin öldürüldüğü gün apar topar o mahalleden taşındın? Evindeki senin siyah peruğun ne ilgisi vardı? Bu çocuğu rica ediyorum bugün geçti demeyin Allah aşkına. Yani hepimiz şu adalet için savaşmaya devam edelim. Bu çocuğu benzin istasyonunun yanında umutu bir kadınla görenler vardı ya. Ne olursunuz söyleyin ya, siyah saçlı mıydı, kırmızı mıydı saçı, kıvırcık mıydı, düz müydü? Rica ediyorum. Hiçbir şey için geç kalmış sanılmaz. Hala bir duruşma vaktimiz var. Yargıtay'da bir duruşma vaktimiz var değil mi? Yani duruşmalı önemli. Yapılacak zaten. Duruşmalı. Ona kadar üstünde. Vaktimiz var ama. Evet. Ama ona kadar vakit var. 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 Hadi inşallah verelim evet. Onu. Sizin oraya ne zaman taşındığını hatırlıyor musunuz? Aradım. Ne zaman? Ben gerçekten çok üzüldüm. Yok, ne zaman taşındığını hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Ama olay olduğunda Ramazan'dı yani. Hani o keserli olay olmuştu ya. O Ramazan'dı. Ve evde büyük bir boğuşma olmuş. Eğer kadın balkona çıkmasaydı can havliyle biz onu duymayacaktık ve evde o gün cinayet olacaktı. Ha, siz onu da gördünüz mü olayı da? Tabii canım, gördük. Hatta kadını biz bindirdik ambulansa falan. Ha, kadın öyle bağırınca siz müdahale ettiniz. Kadın can havliyle balkona çıktı. Komşular görünce bu Yurdanır dediğimiz, ondan sonra olay hani duyulunca kaçtı. Ha. Kadın evde yalnız kaldı. Yardım edin, yardım edin diye bağırıyordu balkonda, kanlar içinde. Peki. Sonra polis geldi, eve girdi. Gerçekten evin her tarafı kan, sıçramış bir... Kadın o gün can havliyle kendini balkona atmasaydı o gün evde cinayet olacaktı ve hiçbirimizin haberi olmayacaktı. Peki ne iş yapıyormuş bu hanım? Yurdanur lokantada çalıştığını ben de biliyorum. Lokantada çalıştığını biliyorsunuz. Aynı kişiden evet. Bahsediyor. Evet. Zayıf ya. Ve başörtülü. Başörtülü ama pantolon falan da giyiyordu. Tamam. Onu. Zayıf, böyle renkli gözlü gibi beyaz suratlı bir kadındı işte. Öyle mi der? Aynı kadından bahsediyor. Evet evet Müge Hanım. İşte zaten ya hanımefendi, valla Allah sizden razı olsun. Ne kadar bağlantısı var bilmiyorum ama işte bu hanımefendiyi Nazmiye ile gören var. Siz de diyorsunuz İnşallah. Ki Nazmiye ile beraber Havva'yı istemeye diye geldiler. Evet. Sonradan evet. Da beraber gittiler. Demek evet. Ki bu kadın Nazmiye'nin arkadaşı. Nazmiye'nin değil. Mehmet Ali'nin arkadaşı. Onu bilemeyirim. Mehmet Ali'nin arkadaşı. Tamam, Mehmet Ali'nin arkadaşı evet. Ama Nazmiye ile de arkadaşlık etmiş. Şimdi bizi ilk arayan kişi, ben bunu Nazmiye ile beraber okul yanında gördüm bu kadını dedi. Bu kadın da dedi kardeşlerden bir tanesinin lokantasında çalışıyormuş. Hatta pastanesinde dedi. Sonradan bize anladık ki Mehmet Ali'nin çalıştığı lokantada. Sonradan da işte aile anlaşımı diyor ki o kadınla Nazmiye geldiler bizim köye Havva'yı istemeye. O kadın Nazmiye'nin ölü bulunduğu gün apar topar taşınıyor. Gece vakti geldi dediniz değil mi? Evet, gece taşındı buraya apar topar. Ben çok sonradan gördüm o eve birinin taşındığını. İşte sorduk hatta kim bu falan. İşte gece yarısı taşındı falan, bir gün içinde evi tutmuş taşınmış. Bir gün içinde evi tutmuş. Çocuğu var evet. Mıydı? Çocuk, eşinden boşanmış sanırım, iki çocuğu vardı. Eşi de vermemiş ona çocukları. Çocuğu vermemiş ona. Evet, çünkü bu sebeplerden dolayı ayrılmışlar. Hani başka biri işte. Anlıyorum. Yani çok bağlantılı yani. Şimdi biz bambaşka biri miydik? Hanımefendi diyor ki ben de onu. Peki o ilk geldiği sıralarda mı bordo araba vardı? İlk geldiğinde görmedim. Gerçekten bir iki ay falan ben o kadını hiç görmedim zaten. Daha sonradan görmeye başladım. Zaten böyle göründüğünde sevilmeyecek biriydi. Sonra çarşıya falan gittiğimizde bizim bu aşağıdan geliyorduk. İşte aşağıdan bir bordo arabaya bindiğini birkaç defa gördüm. Sonra kocası falandır diye düşündüm. Sonra beyaz arabayla da gördüm. Başka arabalarda da gördük yani. Anladım. Ama o bordo arabanın içinde beyaz saçlı birisi var diyorsunuz. Kır saçlı böyle yaşlı üzeri. 40 belki 45-50 arası da olabilir. Peki programda hani hiç bizim yayınladığımız röportajlardan falan hani o kişilerle bir benzettiğiniz oldu mu? Ya inanın o çok olduğu için belki o zaman çıksaydı benzetirdim ama gerçekten çok oldu. Hiç aklımda kalmadı.
hiçbirini benzetemedim. Yani kimseye bir şey yapmak istemiyorum. Zanlı gibi göstermek istemiyorum. Gerçekten hiçbirini hatırlamıyorum ama anladım. Bu Yurdanur'un gerçekten Nazmiye ile bir bağlantısı varsa araştırsın, çünkü yapabilecek bir potansiyeli var. O evin halini görseydiniz siz de inanırdınız buna. Yani siz zaten o mahallede anladığım kadarıyla o öteki kadına keserle saldırıp o evin halini gördükten sonra evet, işte böyle bir geçince, potansiyel keser olayı da geçince yani bir bağlantısı vardır belki diye düşündüm. Ben zaten programı çok izlemiyordum. Bugün siz keser falan değil de benim oradan aklıma geldi. Bir de evin peruk falan bulmuştu çocuklar. Hatta peruk bunu da çok enteresan. O peruk da evet, çok enteresan. Çok niye yani böyle bir peruk olsun ki? Omuzlara değecek kadar bir uzun peruktu. Yani siyah kıvırcık, uzun böyle omuzlara kadar gelebilecek siyah kıvırcık bir peruk. Yani çok iyi hatırlıyorum. Hatta çocuklar onunla oynamıştı. Ben de hatırlıyorum çünkü o anlatılanın da böyle kısa saçlı, evet, siyah, kısa kıvırcık saçlı bir kadından bahsediliyordu. Bu hanımefendinin ifadeleri çok önemli bir dönüm noktası oldu. Ay inşallah. Canım benim ya. Çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradın Allah varsa versin kardeşim senin. Allah razı olsun. Gerçekten çok üzüldüm ben bu olaya. Ya çıkar inşallah, bir yardımın olur inşallah. Bu olayı araştırasın. Ayrıca Yurdanur'un şizofren olduğunu. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Ya vallahi gene ne varsa hanımlarda var beyler. Kusura bakmayın evet, ama yine ne varsa hanımlarda var. Hanımlar susmuyor. Tabii hanım hanımı tanıyor ya. Hı? Tabii, yok yok vallahi birçok erkek konuşmuyor. Ama ben şimdi şey yapayım diye. Kadınlar kocalarına rağmen mesela kocaları diyor ki sen karışma diyor. Bakıyorum gene kapı arkasında yapıyor röportaj. Gene yapıyor vallahi yani hiç. Ne? Ben susuyorum. Tamam, sus cevap ver. Doğru söze ne denir? Duracaksın. Oturacaksın. Haklısın diyeceksin. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama istisnaları da konuşmuyoruz zaten. Evet, istisnalardan. Şey, öyle istisna da gelip bizi bulmuyor. Kötü istisna buluyor zaten. İyi istisna da bizi bulmaz. Peki yani dur bakalım. Şimdi biz şimdi Yeter Hanım'ı bulmamız lazım. Yeter Hanım'ın acaba o bordo arabası kimdi? Kır saçlı biri. Neden acaba taşındı mahalleden? Keşke bu konular esas mahkemenin şu verdiği ikinci mahkumiyet kararı verilmeden mahkemede devam etmekteyken bunlar mahkemede dile getirilseydi Sayın Cumhuriyet Savcısı bu olayları ihbar telakki ederek kabul ederek bu konunun takatına girişirdi. Rahmi Bey ama biz burada konuyu işlerken tekrar Akçaabat Emniyeti de savcı da tekrar aldı. Tekrar o zaman da bütün herkesi dinledi. Bir daha açtılar soruşturma. Yani o yüzden ben hiçbir şey söylemiyorum. Burada tekrar başka şeyler konuşulmuştu ya biliyorsunuz. Perşembeler, cumalar, işte pastaneye gidildi. Pastaneden gelindi, o olundu, bu olundu. Hepsine baktılar. Fakat o kadar bilgi kirliliği yaşanıyor ki. Hani aileye bir şey soruyorsun. Sen benim kafama keserle vurduğundan başlıyor. Konu dağılıyor. Evet. Bir başka faktör üzerindeki oluşan düşmanlık nelereye sürükledi? Evet. Yani zaten hani benim için bu konunun en enteresan tarafı ailenin ikiye bölünmüşlüğü. Yani yazık, ben aile hanıma da üzülüyorum. Genç güzel kadın yani sonuçta. O işte oraya dönmüş. O da kocadan yana şanssız, mutsuz. Çoluk çocuk ikiye ayrılmış. Şimdi bütün ayran neredeyse çocuk şeyin içine girecek, cezaevine girecek. Burada bir yanlış da burada yengemin telefonunun sinyal takibi yapılmamasıdır. He. Bunu da söyleyeyim yani. Madem ki dosya eksik, yani burada yengemin telefonunun kendi üstünde olduğunu söylemiştik. Ki burada kuvvetli deliller bulunması olasılığı olacaksa yengemin telefonun sinyal takibinin hazırlık yapılması sesini lazımdı. Bunlar emniyette hep biliyorlardı ve bunları yapmadılar. Elinde hali hazırda olan şeyleri değerlendiremediler. İşte bütün bunlar senin yüzünden. Kimden ötürü? Senden ötürü. Hiç alakası yok Müge Hanım. Hiç alakası yok. Yok tabii. Hangisi ben hazırlık bunu söyleyeyim sesi? Size. Tabii hiç ilakası yok. Bordo taksi nerede? Getireceksin onu ortaya. Getireceksin. Bordo taksi ortaya getireceksin. Ben nerede olduğumu ispat ederim. Sen konuşma orada. Et daha et. Ben ederim. Bak et. Hala birbirinize giriyorsunuz. Et. Biz başka bir yere geldik. Hala başka bir kavga. Burada yengemin telefonunun sinyal takibi yapılması gerekirdi mi? Başka bir noktaya savruldu. Artık birbirinizle uğraşmaktan vazgeçin. Tamam. Ben burada bir şey söylüyorum. Olayın aydınlığa kavuşması için el birliği yapın. Uğraşıyorum işte. El ele verin. Mehmet Ali abim aradığında bu telefon çaldı. Demek ki bu bir noktaya gitti. Bunun yapılması lazım. Mehmet Ali abim ifade verdi. Mehmet Ali Yeter'i tanıyor mu tanımıyor mu?
Tanımıyorum diyor. Tanımıyor hocam. Bir dakika. Tanımıyor. Burada yengemin telefonu çaldı. Mehmet Ali abim de bunu yani, söyledi. Tanımıyorum diyor emniyette. Ama dur bakalım hatırlar belki. Dur şimdi Ahmet dur. Karıştı mı? Birbirinize düşmeyin ya. Karıştırmıyorum yani Nurgül Hanım. Biz ne kadar heyecanlanıyoruz. Yani, ben karıştırmıyorum burada. Amacım senin için yani. Biz sizin için heyecanlanıyoruz. Amacım bu telefon mevzusu ortada yok. Alsınlar baksınlar ki üçümüzün telefon Ahmet, sinyali. Ahmet anladın mı? Telefon sinyali. Bir dakika anlaşıldı. Bak Müge Hanım sizin için heyecanlanıyor yavrum ya. Ben bunu defalarca dedim ama ortada yok. Elinde hala hazır olan da bir şey ortaya çıkmay. Çıkardım bunu da. Bakın ki üçümüzün telefonunu yengemin telefonundan aynı noktada sinyal verdi mi? O anlaşıldı. Anlaşıldı ama hani nerede ortada yok. Dur bulacağız. Dosya eksik, her şey eksik. Tamam. Efendim biliyorsunuz Ahmet Doğan 21 Eylül'de kaybolmuştu. Meğerse 24 Eylül'de bir trafik kazası geçirmiş. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne getirilmiş. Ayağına platin takılmış. Durumu da iyiymiş. Onu merak ediyordum ben de. Durumu iyi mi diye. Durumu iyi. Bugün taburcu olacak. Ekranda da görüyorsunuz. Kısa bir görüntüleri var. Kıyamam ya. Kavuşlar abi kardeş. 15 gündür kayıptı. Telefon attınız mı Hüseyin Bey? Hüseyin Bey gözün aydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun sizler sayenizde. 10 dakika içinde bulduk abim. Ay canım benim ya. O kadar sevindim ki. Sağlığının iyi olmasına da sevindim. Sizden gelecek haberi bekliyordum. Hani trafik kazası olunca iyi mi kötü mü diye kalbim pırpır ediyordu. Çok sevindim. Allah ayırmasın bir daha. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Çok mersi. Efendim, ay keşke bütün her şey böyle sonuçlansa. Yakınlarınızı aramak için geç kalmayın. Her zaman söylüyorum. Aslında hiçbir konuda geç kalmamak çok önemli. Olayların evet. Üzerine inatla gitmek o kadar önemli ki. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Bazen bazı işlerle uğraşmak beni kötü etkiliyor. Yani hiç düşünmek bile istemiyorum. Ama eninde sonunda ben o işlerle uğraşacağım. Yani eninde sonunda o işler benim karşıma gelecek. En baştan uğraşmak. Özellikle bu bizim işlediğimiz konularda en baştan uğraşmak en güzeli. Allah hiçbirimizin başına dert keder vermesin ama hayat yani bu. Kimin başına da ne geleceğinin garantisi yok. Tabii. Vallahi ben çok heyecanlanıyorum. Bence siz de birbirinizle kavga etmek yerine Mehmet Ali'yi arayın. Ayla sen de bir sor, kadını hatırlat. Mesela şimdi bu önemli bir ipucu bu. O onun bordo renkli arabası kimdi? Yani ben çok heyecanlanıyorum. Ne olur siz de kavgayı bırakın da aynı heyecanı bir yaşayalım sonra konuşmayın gene. Yani beni ilgilendirmez. Yarın sabah görüşeceğiz efendim. Hoşçakalın. Babaanneyi bir izleyelim. Kaybolmadan önce bir annesine babasına gitmiş. Gitti. Törkün durdu orada. Kendisi mi gitti babasının yanına? Kendi bindi arabaya gitti. Dönerken? Dönerken kardeşinden geldi. Arabası kırmızı mı? Ne hali bir çocuktur. Umut'un okulu mezarlığın oradaydı değil mi? Mezarlıktan geçeceksin. Geçin ama çarşıya girecek sırada okul oradaydı. Okul orada. Mezarlığın altında buna demişler ki kelaba arabaya. O da demiş ki niye? Demiş ki arabada gidiyken anadırım sağ demiş. Bir adam o karıyı arkadaşı işitmiş enişte. Bolduktan sonra. Gittin Mehmet Ali, Ali Yaşar ara aile gelini şimdi. Acaba kaçak araba nereden gitti, nereden geldi? Acaba... Ahmet'e hiç haber vermemişler mi? Onu şimdi evde de görmedim ya, çarşılarda da bilmiyorum. Kaynananın başının altından da bu işler. Gelini sevmezdi ki. Geline iftiradan kızıdır. Hangi kızı? Peyuk kızı. Havanın ağzına baktım da geline iftira atmış oldum. Demiş kenezi de kaynana. Bir oyun yaptı bana Ahmet. Şimdi söylüyorum. Ben şimdi evde yalağız. Dedi bak ya, kaka ya dedi bak. Ayaklarını topla bir yere bakayım dedi bak. Topladım. Ne var? Ne var ayaklarımda dedim. Ayakkabı ayağında var mı da bilemiyorum. O topuklarıma vuruyor ki bayılıyorum. Buradan da sıkıştırdı beni. Buradan da kafamı ha böyle çöbürüyor. Bu dedim bu nasıl oyun? Bu oyuna benzemiyor. Kördanı mı kıracaksın dedim. Ben ne de yaptığın dedim ona. Söz etmeyi bak yine bu yandan kafamı çeviriyor. Böyle çeviriyor. O vakitte bağırdım evde. Polis, gardiyanım, can kurtaran yok mu diye bağırdım. O arada bıraktı beni kayboldu. Babaannene yaptın mı böyle başını böyle? Ben hatırlamıyorum bilirsin. Bazı şeyleri hep gözden kaçırdık. Kaçırdığımız neydi? Tabii onu dün öğrendik. Bilmiyorduk o zamana kadar. Yine bir telefonla öğrendik. Bordo renkli bir araba. Yani öğrendik ki Nazmiye aslında iki çocuğuyla beraber okula gidiyor. Okula giderken
Çocuklardan bir tanesinin okula gidecek olan çocuğu yanındaki arkadaşına teslim ediyor. Amcamın oğlu geldi, benim onunla bir şey konuşacağım diyor. Ve diğer çocuğuyla beraber, hani o sonradan hani kayıp oldu da bulundu ya, diğer çocuğuyla beraber kuvvetle muhtemeldir ki o bordo arabaya biniyor ve oradan ayrılıyor. Daha sonra biliyorsunuz anne ve çocuk kayboluyor, arıyorlar arıyorlar. Sonra çocuğu bir benzin istasyonunda buluyorlar. Benzin istasyonundakiler de diyor ki biz bu çocuğu, özellikle bir kişi, yani sizin bu Umut'u biz bir kadının yanında gördük. İşte üzerinde şu kıyafet vardı, bu kıyafet vardı. O kadın getirdi buraya diyorlar. Dün yine bir telefon aldık. Dedi ki bir izleyicimiz, ben bir bağlantı olabileceğini düşünüyorum. Burada yaşayan bir hanımefendi vardı. İsminin Yeter olduğunu öğrendik. Daha sonra ayrıntılarını vereceğim. Bu Yeter kardeşlerden biriyle ki sanırım Mehmet Ali ile, değil mi? Mehmet Ali hatırlamıyor ama Mehmet Ali ile beraber aynı pastanede çalışıyordu. Nazmiye kaybolduktan sonra bu da buradan hemen o gün taşındı. Ölü bulunduğu gün taşındı. Daha sonra da bu kadın bir başka arkadaşının yine bileziklerini çalarken kafasına keserle vurdu. Şu anda da cezaevinde. Şimdi Nazmiye ile o da tanışıyordu. Biliyorsunuz Nazmiye'nin de kaybolan bilezikleri var. Yani sadece aslında Nazmiye öldürülmedi. Bir de bir hırsızlık olayı var. Mesela o bilezikler nerede? Nereye satıldı? Ne oldu? Mesela onlar hiç konuşulmamış. Dosyada ben hiç onları göremiyorum. Mesela Ahmet, onunla ilgili sana sormadan bilezikleri ne yaptınız? Yani polis sana sormadı mı? Bilezikleri kolunda var mıydı? Tabii vardı. Tabii vardı. Yengem kaybolduğunda. Peki poliste bileziklerle ilgili nasıl bir cevap verdin? Sana sordu polis. Bu bilezikleri ne yaptınız? Ne dedin? Yani ben şu anda sana sormuyorum. O zaman ne dedin diyorum. O zaman polis sana bileziklerle ilgili soru sorduğu zaman ne cevap verdin? Bana dersin ki şöyle cevap verdim. Tabii vardı. Tabii vardı. Haberim yok dedim. Soruldu aldım mu? Sattım soruldu dedim. Soruldu mu sana böyle bir şey? Yani biz polise böyle bilgi verdik zaten. Ne dedin? Bilezikleri de ondaydı falan filan. Tamam. Bilezikler nerede diye sordular mı sana? Yok. Nasıl yok ya? Ben de rastlamadım. Nasıl yok yani? Şimdi polis ölen bir hanımefendinin bir cesedin kolundaki bileziklerin... Yok ifadesini. Dosyada yok. Yani işte aklım almıyor. İşte tamam işte yok ama yani. Aklım almıyor yani. Mantığımı kabul etmiyor yani. Nasıl yok yani? Şimdi polis ölen bir hanımefendinin bir cesedin kolundaki bileziklerin... Yok ifadesini. Dosyada yok. Yani işte aklım almıyor. İşte tamam işte yok ama yani. Aklım almıyor yani. Mantığımı kabul etmiyor yani. Zaten işte mantığı kabul edemediğimiz için de biz de günlerdir, 6 senedir sonra bu programı yapıyoruz yani. Çıkmadaki sebebimiz o.